Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sizden söke söke alırlar dediği Kanal İstanbul borçları yine siyasetin sıcak gündemiydi. Akşener tartışmaya tiksindirici borç tanımıyla katıldı. Aslında bu tanım Türkiye için yeni olsa da keskin hükümet değişikliklerinde önceki yönetim halkı baskılamak için ya da faydasız yerlere harcadığı paraları ifade ediyor. Ve yeni yönetim bu borcu ödemiyor ve bunun örnekleri de var. Hukukta tiksindirici borç diye bir kavram var. Tiksindirici borç. Bu kavram dış borç alan ve bunu milletinin menfaatine harcamak yerine kendi kişisel ikbali için harcayan liderler için kullanılır. İYİ Parti lideri Meral Akşener grup toplantısında Kanal İstanbul parasını uluslararası tahkimde sizden söke söke alırlar diyen Erdoğan'a böyle yanıt verdi. Kanal İstanbul için kullanılacak parayı tiksindirici borç olarak tanımladı. Tiksindirici borç Türkiye'de siyaset literatürüne yeni girse de aslında yüzyıllık bir kavram. Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. İstanbul kanalının parasını ödemeyeceğim diyen bir şahıstan devlete baş olamaz. Tiksindirici borç, keskin politik geçişlerin ardından yeni gelen hükümetin borçları kaldırmak için öne sürdüğü bir noktalı olarak tanımlanıyor. Vay efendim neymiş? Kanal İstanbul'a para verirse dış güçler söke söke bu paraları alırlarmış. Temsilciye bak Erdoğan. Alacağım alacağım. Söke söke alacağım. Meşru olmayan borç ya da iğrenç borç olarak da kullanılıyor. Önceki rejimlerin halkı baskılamak amacıyla kullandığı veya faydasız yerlere harcanan paraları tanımlıyor. Hiç heveslenme. Bu parayı milletimiz ödemeyecek. Tiksindirici borç doktrinine göre milletimize inat olarak yaptığını, bizzat kendin itiraf ettiğin bu projeden doğan şahsi borcunu, eğer varsa paran, bizzat sen ödeyeceksin. Doktrinine göre bu tür borçlar devletin borçları değil, bu borçları alan yöneticilerin kişisel borçları olarak kabul ediliyor. Bu kavram bazı hukukçular tarafından baskı ve zor altında imzalanan sözleşmelerin geçerliliğine işaret etmek için de kullanılıyor. İşte lider! Genel başkanımız! Pek çok ülke için benzer şeyler öne sürülse de ilk olarak Küba'da İspanyol sömürge hükümeti tarafından ABD'nin borçları için gündeme gelmiş, tarihte zaman zaman kimi rejim değişikliklerinden sonra tekrar konu olmuştu. Querido compañero Leonid Ilich Brezhnev. Tiksindirici borç Nelson Mandela tarafından Güney Afrika'daki eski rejimin borçları için gündeme getirilmişti. Nikaragua, Filipinler, Güney Afrika, Kongo, Nijer ve Hırvatistan'da da eski yönetimlerden kalan borçların tiksindirici borç olduğunu öne süren ülkeler arasında. İzmir Seferihisar'da